Buyurun. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz efendim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Selam aleyküm. Aleyküm. Gel, bekle. Allah razı olsun. Selam aleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kilisimize geldik, geçmiş olsun diyelim. Hocam nasıl rol yapmış? Olacak mı iş? Size bağlı. Allah Allah. Tabii. Size bağlı. Size emaneti eline verirseniz durur. İnşallah. Zamanı geldi inşallah. Allah size yönde. Kurbanım yanında inşallah. Baba ne içeceğiz? Çay, kahve. Ne? Dostlar selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben başkanımı kokulayacağım o. Selamünaleyküm. Hocam Mutlu Caddesi'ndeyiz şu anda. 17.45'te ticaret odasında olacağız. Abi ya Rabbi inşallah. Sizlere çok hayırlı. İsimle. Evet 17.45'te orada olacağız. 17.45. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Arkadaşlarım, yoğun ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Sayın Valimize ayrıca teşekkür ediyorum. Kilisemiz için geçmiş olsun diyorum. Sayın Vali tabii ki sağ olsun bir saat bizi aydınlattı gelişmeler hakkında bilgi verdi. Samimi düşüncelerini aktardı. Yani kilisimiz için görebildiğimiz kadarıyla Sayın Valimiz eline gelen çabayı sarf etmektedir. Allah yar ve yardımcısı olsun. Olaylara gelince değerli arkadaşlarım, bu olaylar bir bakıma kaçınılmaz gibi gözüküyor. Yani çünkü yanlış politikanın bir sonucudur diye düşünüyoruz. Bu olayların bu boyutlara ulaşacağını biz 5,5 yıl önce haber verdik. Hatırlayacaksınız, şimdiki Cumhurbaşkanımız, dönemin başbakanı Sayın Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin iç meselesidir. Esad, sen orada oturamazsın diyor. Bunu derken kanaatimce Amerikan Başkanı Obama'nın Esad yürüyen bir ölüdür, en kısa zamanda gidecektir sözünden güç alarak bu ifadeyi söylemişti. 15 gün sonra Şam Camii'nde namaz kılmak üzere geliyordu. Biz Saadet Partisi üst düzey yöneticileri olarak gittik makamında, Esad'ı uyardık. Yanımızda da 20 aşkın gazeteci arkadaş vardı. Orada basın toplantısı yaptık. Dönüşte Türkiye'de basın toplantısı yaptık. İktidarı ciddi manada uyardık. Dedik ki aklınızı başınızı toplayın. Türkiye 15 günde değil, 15 dakikada Suriye'ye girebilir. Ama 15 yılda çıkamaz. Çıktığında ise kolu kanadı kırılmış olarak, ülkemiz bölünmüş olarak çıkarsınız. Çünkü orada sadece Suriyeliler yok. Orada aynı zamanda İran vardır, Çin vardır, Rusya vardır ve bu ülkelerle irtibatlı olan 72 millet vardır dedik. Maalesef zaman bizi doğruladı. Gerçi biz Esedçi olarak suçlandık. Esasçı olarak suçlandık. Ama yazık ki zaman bizi doğruladı. Türkiye bugün her taraftan kuşatılmış gibi. Yanlış adımların
kaçınılmaz sonucudur diyoruz. Mesela Rusya ile aramız açılmamış olsaydı, kanaatimce kilise bu atılan roketler atılamazdı. Çünkü kahraman silahlı kuvvetlerimiz o odakları 15 dakikada hallederdi. Kaldı ki Suriye ile düşman haline gelmemiş olsaydık bugün ne IŞİD olurdu, ne PYD olurdu, ne de El-Nusra olurdu. Bakın bunlar olmazdı. Dolayısıyla buraya roket atma falan olayı da olmazdı. Öbür taraftan PKK hadisesi göz göre göre beslenildi, büyütüldü. Kuluçka'ya yatırıldı. Kuluçka üstüne kuluçka yatırıldı. Dağdaki teröristler şehre indirildi. Şehirdeki cezaevlerinde bulunanlar, KCK'lılar serbest bırakıldı. Dışarıdakiler içeri alındı. Habur olayını düşünün. Hem öyle alındı ki sanki başkomutanlar çok büyük zafer kazanmış da cepheden geliyor gibi karşılandılar. Mahkemelerimiz ayaklarına gönderildi. Yani tatif edildi, onurlandırıldı. Yetmedi, şehitlikler kuruldu. Öbür taraftan terörle mücadele eden askerin burnu sürtüldü. Emniyet pasifize edildi. Hatırlayınız. Hükümet sözcüsü Bülent Arıç Bey, PKK'lılar uzun namlulu silahlar karakolların önünden giderken bizim emniyet mensuplarımıza nanik yapıyordu diyor. PKK vergi topluyordu. PKK kontrol yapıyor. Değerli arkadaşlarım, PKK mahkemeler kuruyordu. Biz hemen her il başkanları toplandığımızda uyardık. Şu an sadece olay kilisede sınırlı değil. Gaziantep'imizde emniyet sarayına düşünün saldırı yapılabilir. Değerli arkadaşlarım, yapılması gereken şey nedir? Şu aşamada ne pahasına olursa olsun Türkiye barışa sarılmalıdır. Unutmayın, küfür tek millettir. Küfür tek millet. Suriye ile, efendim Irak'la, Mısır'la, Libya ile, İran'la ve diğer komşularla ne pahasına olursa olsun barışmak mecburiyetindeyiz. Rusya ile de. Çünkü bakın, Türkiye kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Fidan gibi gençlerimizi al bayrağı sarılarak mezara doğru gönderiyoruz. Her gün. Her gün. Yazık. Rahattır. Eğer barışa sarılmayacak olursak bu olaylar büyüyerek devam eder. PYD diyoruz. Efendim Moskova'da temsilcilik açtı. Amerika bizim dostumuz, bizim müttefikimiz, stratejik ortağımız. PYD Türkiye'yi bölmek istiyor deniliyor ama Amerika destek veriyor PYD'ye. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim kardeşler topluluğu olarak Rabbi bir, kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi bir olan insanların bir araya gelmesi lazım. Bakın bugün kuşlar bile, genelde kargalar dahi ekip halinde dolaşıyor. Sürü halinde. Karıncalar kolonilerde yaşıyor. İnanmış insanlar niye bir araya gelmesin? Batıdan medet ummayalım. Çünkü Türkiye'yi bölen, Osmanlı'yı paramparça eden, şu an PKK'ları silahlandıran, onlara finansman sağlayan dost bildiğimiz Batı'dır. Biz böyle deyince misalen diyorlar ki efendim İran'la nasıl anlaşabiliriz biz? Sünniyiz, İran'sa Şii'dir deniyor. Ben diyorum ki dikkatlerinizi çekme bakımından. İsrail'le can ciğer dost olduk. Bakın NATO nezdinde temsilcilik açması için müsaade ettik. Biz hayır desek açamayacaktı. Peki İsrail Sünni mi? Tam 57 yıldır Avrupa Birliği'ne girmek için hazır olda bekliyoruz. Avrupa Sünni mi? Amerika ile
Bakın, stratejik ortağız diyoruz. Amerika Sünni mi? Öbür tarafta kaldı ki, o Şii dediğimiz, dışlamaya çalıştığımız ülkenin insanları da bizim gibi inanıyor. Rabbi bir, kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi bir. Kısacası, ya böyle deyip barışa sarılmak zorundayız. Kilisimiz için, Gaziantep'imiz için, Şanlıurfa'mız için, Türkiye'miz için, gençlerimiz için, fidan gibi gençlerimiz için barışa sarılmak zorundayız. Annelerin gözyaşını durdurabilmek için barışa sarılmak mecburiyetindeyiz. Akan kanı durdurabilmek için barışa sarılmak zorundayız. İktisadi kalkınmayı sağlayabilmek için yine barışa sarılmak zorundayız. İştiraklarınızdan dolayı da ben hepinize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun efendim.